Hayırlı akşam. Hayırlı akşamlar Emin amca. Hayırlı İyi akşamlar, akşamlar Emin amca. İyi akşamlar oğlum. Tamamdır kardeş. Gerisini biz hallederiz. Sen hazırlığını yap artık. Salata bu kadar. Devamı yok. Yarın için diyorum. İznin yok muydu senin? Çıkıyor musun? Var çok şükür. Ne kadar oldu sizinkileri görmeyelim? 4 yıl oldu. Yarın görüşeceğiz inşallah. Şov. Akşamı kaçırmayayım ben. Hadi Allah kabul etsin. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Selamünaleyküm, iyi akşamlar. Aleykümselam. Hah, az biraz bundan koy. Tamam anne. Çok koyma ama. Salata da var yeter. Aydın geldi yoksa. Gelsin. Hoş bulduk. Hoş bulduk kızım. Hoş geldin baba. Hoş bulduk. Hoş geldin. Hoş geldin. Babacığım hoş geldin. Hayırlı akşamlar. Hoş geldin baba. Hayırlı akşamlar, hayırlı akşamlar. Sahibi sensin. Dilediğine verir, dilediğinden alırsın. Dilediğini aziz, dilediğini zelil edersin. Bizleri aziz kıldığın, nimet verdiğin kullarından eyle ya Rabbi. Amin. 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 Afiyet olsun. Afiyet olsun. Her akşam istisnasız 7'de akşam yemeğine oturulurdu Emin Saroğan'ın evinde. Kadir ailesiyle birlikte olamasa da her akşam aynı saatte masaya oturuyor, kendi sofrasını kuruyordu. Ne yediğinden ne içtiğinden bir şey anlıyordu gerçi. Her şeyin tadı çiğ patates gibi geliyordu Kadir'e. Ama o anda ailesinin de masada olduğunu bilmek onu mutlu etmeye yetiyordu. Sen kutlu ver sen. Sen görmedin. Baba salata ister misin? Yok sağ olsun. Bir gün çıkıp gelecek, tekrar ailesiyle aynı masaya oturacaktı Kadir. Yıllardır bunun hayaliyle yaşıyordu. Ve hiç kimse bu mutlu aile tablosunun bir gece ansızın bozulacağını bilmiyordu. İyi bayramlar. İçmeden savururlar. Bizim köyün adeti sevmeden ayırırlar. Sevmeden ayırırlar. Haydi yavrum neylemeli, neylemeli. Bayramınız mübarek olsun. Hadi. Amca. Anne. Anne.
Haber de vermedi bak. Ya. Ay canım. Sanki uzun zamandır susuzluktan ölüyormuş da bir bardak su bulamamış içmeye. Şimdi de biri sürahiyle su uzatıyormuş gibi ferahlamıştı Fazilet. Kadir'im. Anne. Susuzluğu nihayet sona ermiş, oğlu çıkıp gelmişti. Geldi. Geldim. Hoş geldin. Gülgün Aydın. Gel. Hoş geldin anne. Bitti mi tahliye mi? Yok, az bir şey daha var. İzin verdi. Ya kızım hoş geldin ya. Oo, kardeşim hoş geldin. Annem gelecek, gidecek galiba. Şöyle anladım ben de. Ay canım. Kadir aç mısın? Kahvaltı hazırlıyor. Yok. Çay çok iyiyim, çok iyiyim. Benim de ben limonata getireyim. Tamam, limonata getireyim ben. Cidden hiç konuşmadın mı babanla? Hiç. Benim ağzımdan laf bir kere çıkar. 4 yıldır gözümün içine bakayım. Ağzını açsa da bir laf etse değil. Ama hiçbir dediğine karşı çıkmadım. Bak dedi aç, guk dedi su. Ne? Bu kadarına hakkım var. Kadir'im benim. Sen benim gözümün nurusun. Dünya bir yana, sen bir yana. Ne yapıyorsun? Hayırdır, ne oluyor ya? Oyun oynayacaktım ablamın telefonundan da. Şarja tak. Kalsın sen de biraz. Bana lazım değil zaten. Ne istiyorsan da yükle. Hadi oğlum hadi, hadi. Anne. Oğlum bir dur. Aa. Hoş geldin baba. Hoş bulduk. Kızım, kızım. Al dedenin ceketini. Alayım. Yok yok Arnavut. Hadi be. Yine mi telefon? Amcam izin verdi. Vallahi. Servet mi? Ben verdim. Bitirdin mi? Yok, az bir şeyim daha var. Nasıl çıktın o zaman? İzin verdiler. Bayram diye. Haber vermekte yok, geliyorum diye. Veririm bir dahakine. Bayram izni öyle mi? Öyle. Onların bileceği iş. Bırak o telefonu. Baba. Söyle. Pencereleri aç da biraz hava girsin içeri. Çocuklar boğulacak yoksa burada. Benim evim, benim kurallarım. Baba, nefes alınmıyor nefes. Bıkmadın değil mi? Akıllanasın değil. Söyle. Getir, devamını getir. Tövbe estağfurullah. Bayramın mübarek olsun. Sağ olun, hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar ya. Sağ ol, sağ ol. Bayramlar. Hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar yavrum. Hayırlı bayramlar yavrum. Hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar baba. Sağ ol.
Hayırlı bayramlar. Anneciğim. Hayırlı bayramlar. Kadir'im hoş geldin. Sağ ol. Şöyle. Ya iyidir, çek oradan bak. Ha. Bakayım. Bileylettim ben onu baba. Zaten en pahalısını aldım iş görsün diye. Çelik olması kâfi, pahalıya lüzum yok. Anlatamadım size bir türlü ya. Hala gözünüz en pahalısında, en bilmem nesinde. Önemli olan ederi değil, işe yaraması. Kadircan, gel. Bu sene sıra sende, sen keseceksin. Dede ben yapamam. Yaparsın, ne demek yapamam? Bizim ailede her erkeğin kurban kesmişliği vardır, bu sene sen. Gel, yardım et sen bana. Servet geç şöyle. Götürelim hayvanı. Hadi bakalım. Hadi tost. Hadi. Çek. Çek Servet. Çek. Sıktın mı? Sıktım baba. Hadi dikkat, ayağını incedin. Tamam, bu oldu. Tamam. Hadi bismillah. Daha kalkmaz mı? Tamam. Yaşar. Ver şey. Elindekini. Bıçak. Ha. Hadi aslan. Göreyim seni. Rezil etme lan adamı. Hadi. Buraya gel. Gel. Şimdi dua bitince. Sen beni dinliyor musun oğlum? Dua bitince ekmek keser gibi sürtmeyeceksin ileri geri. Vuracaksın, çekeceksin. Anladın? Hadi. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi. Can. Kadircan. Kadircan buraya gel. Buraya gel. Nereye gidiyorsun? Yok dede. Ne demek yok? Buraya gel. Ya yapamam ben dede. Ne demek yapamam? Yapacaksın. Buraya gel. Bak pişman ederim. Şuradan küçük bıçağı getir de şunun yağlarını ayıralım hadi. Bunu da tak. Bir de leğen getir. Şunları koyalım. Hadi oğlum hadi. Niye gönderiyoruz bu kadar eti? Ne yapalım? Koyalım mı Onurcu'ya? Bitene kadar yeriz dede. Sen hiç Nuriye teyzenlerin evine gittin mi? Gittim. Dolaplarını karıştırdın mı? Yok dede. Karıştırmadım da su almak için bir keresinde açtım yani. Boş muydu? Yani evet de biz niye dolduruyoruz ki onların dolabını?
Bir defa biz doldurmuyoruz. Cenab-ı Hakk'ın emrini yerine getiriyoruz. Biz yaptık da demiyoruz. Neden? Çünkü sağ elin verdiğini sol el bilmeyecek. Kime ne verilmiş, ne kadar verilmiş. Anladın? Komşusu açken tok yatan bizden değildir. Bak, Hakan'dan duyarsam en ufak bir laf, canını yakarım ona göre. Yok dede, ben niye söyleyeyim? Söylemem. Biz çok şükür her gün istediğimizi alıp dolabımıza koyuyoruz. Önemli olan müşkül durumda olanlara yardım etmek. Anladın? Anladım dede. Aferin. Şimdi sen ver bakayım bana şeyi orada. Neyi dede? Şeyi. Neyi? Ne? Buyur babacığım. Sağ olsun. Hayırlı bayramlar. Kolay gelsin. Hayırlı bayramlar. Buyur abi. Hoş geldin abi. Bayram mübarek olsun. Hoş bulduk, sağ ol. Senin de. Al oğlum. Ben gene. Köşeli Gönye. Pense. Karga burun. Üst keski. Yan keski. Çekiç. Dubel. Somun. Çirpim. Emin. Bizi neden terk ettin? Dede. He? Babaannem seni çağırıyor. He? Babaannem çağırıyor. He. İş. He. İşim bitince. Tamam. Evet. Büşra, Ahmet gelmeyecek mi? Gelmeyi çok ağır sattım. Çay vereyim mi abi? Versene vallahi. Canım benim, ben hallederim. Sen şeye bak. Ben turşu getireyim o zaman. Az kalmıştı, babam ister akşama. Getir, getir. Afiyet olsun. Benim bardağıma ne oldu ya? Ha, kırıldı o. Attık biz onu çöpe. Sen burada yaşamıyor musun? Etraf battı. Toplama, toplama. Bir konuşalım önce, toplarım ben. Otur. Sen Elif'ten boşanmadın mı Büşra? Aç bakayım kolunu. Kolunu aç, göster bana. Abi vallahi bir şey yok. Aç kolunu, aç. Aç. Yeminle yok, bak.
Güzelim sen niye hala o... Benim hatam da abi. Benim hatam olmasa... E senin hatandı Büşra Allah aşkına. Bu işte hatasız bir kişi varsa o da sensin. Ben seni korumak için 4 yıldır gıkım çıkmadan hapis yatıyorum. Sırf seni. Babam mı? Sen ondan mı boşanmadın yoksa? Yok abi vallahi o değil. Bekle burada. Abi kur. Bekle abi kurban olayım. Dur ne? Bekle. Kıpırdamam yere. Babamı gördün mü? Yok amca. Can. Bak. Ne bakıyorsun? Ne bakıyorsun dedim. İşim bitince geleceğim dedim. Bir rahat vermediniz be. Büşra'yla Ahmet hala evli mi? Ha başladın yine gelir gelmez. Ne yapacağım? Susup oturacak mıydım bir köşede? Baba bir soru sordum. Bunlar hala evli mi? Evli. Sen mi istedin? Ben istedim evet. Neden? Sana ne? Sen evliliğin ne olduğunu biliyor musun? Evlendin mi hiç? İzin mi verdin? Alaydın İzmirli kıza gideydin, evleneydin. Ben gitmek istemedim ki baba. Benim derdim hiçbir zaman gitmek değildi ki. Hiç anlamadın mı? Ben alemin yanında olmak istedim hep. Sevil benimle gelmeye razıydı. Burada benimle, sizinle yaşamaya, hayatını yakmaya razıydı kız. Hayatını ya, burası cehennem çünkü. Ben öyle demek istemedim baba. Sen benim ne demek istediğimi biliyorsun. Ben çok iyi biliyorum ne demek istediğimi. Çok iyi biliyorum da biz basit insanlarız senin için. Sen üniversitelerde okudun ya abilerinden de anandan da babandan da daha iyi biliyorsun her. Bir dakika ya. Bunu nereye getirdin? Onu ben değilim. Onu Büşra. Boşanması lazımdı Arif'ten. Bu eve senin yanına geri dönmesi lazım. Bir daha soruyorum. Sen hiç evlendin mi? Ben Arif'i sakat bıraktım. Karısının abisi bıçakladı o adamı. Ben mi dedim sana bıçakla diye? O kız o evde neler çekiyordur? En ufak bir fikrin var mı? Ben sana ne dedim? Karışma dedim. Evlilikte olur böyle şeyler dedim. İnişler olur, çıkışlar. Kızın her yeri mordu be. Ne bağırıyorsun be? Kim var senin karşında? Bu benim ailem, benim kurallarım. Lan benim sözümün üstünde söz söyleyeceksen gideceksin kendi aileni kuracaksın. Bu benim de ailem. Bu ailenin reisi benim. Biraz değişir insan be. Şu kadarcık olsun değişir. Ben değişmem. Ben neysem oyum. Bayramın mübarek olsun baba. Bayram bıraktın da. Şuram. Güzel kardeşim. Canım. Şimdi sana tek bir şey soracağım. Sen bu adamla devam etmek istiyor musun? Abi şimdi ödemiş küçük yer malum. Bırak şimdi ödemişi falan. Sen soruya cevap ver. Yani kötü bir adam değil aslında da. Biraz bende de hata olunca... Şura, evet mi hayır mı? Sabah mesela annemler bekliyor dedim. Bacağı tuttu dersin dedi. Yalan da değil. Ağrıyor bacağı biliyorum ben. Yoksa gelir diye. Evet mi hayır mı Şura? Abi evlenmeden birbirimizi çok tanıyamadık da biz. Belki de ondan oldu diyorum hani... Daha iyi tanısaydık birbirimizi. Soruma cevap ver. Devam etmek istiyor musun, istemiyor musun?
çözeceğim. Abi gözünü seveyim, yapma. Sana söz veriyorum. Kimse kimseye zarar vermeyecek. Söz veriyorum. Ama senin daha fazla zarar görmeyeceksin. Söz dedim bak. İstersen kitabı getir, el basayım. Yok abi, olur mu öyle şey? Olur tabii. İnanmıyorsan getir. Ağlama annem, ne olur. Ağlama, ağlama. Sil gözünü yaşın. Beni böyle gönderme, gözünü seveyim. Tabut. Hadi gir içeri. Hadi içeri gir. Gezmeye mi çıktın bizim oğlan? Yok, dönüyorum. Saati geldi. Gel bırakayım. Babam kızmasın. Lan gel. Nasıl geçiyor günler? Benim? İyi. Yemekhanede çalışıyorum. Bu açığa geçtikten sonra rahatladı biraz da. Güzel yemek yapmayı öğrendin mi? Ben hep güzel yemek yapardım zaten. Allah. Biz niye bilmiyoruz? Ben Büşra'nın boşanmadığını niye bilmiyorum abi? Daha büyük bela çıkmasın diye oğlum ben. Vallahi lan. Nasıl olsa öğrenemez tabii. Nasıl olsa içeride Kadir. İçeride kafayı yeme diye söylemedim zaten. Yemezdim ya, merak etme. Ben kafayı niye yedim biliyor musun? 4 yılda bir kez bile ziyaretime gelmediniz. Diyorsun durumları be oğlum. Babam isim Mehmet değil mi? Yok, ben kimse de suç bulmuyorum. Ama bir şey soracağım be abi. Babam bir gün nefes almayın dese ne yapacaksınız acaba? Of, 10 dakikalık yolu polis sorgusuna çevirdin Kadir ha. Senden tek bir şey isteyeceğim, sen de yapacaksın abi. Bana Ahmet oldu, konuşacağım. Ha, oldu. En son da konuşacağım dedin. Ha, sonucu. Merak etme. Ben dersimi aldım. Bir daha aynı hatayı yapmam. Ama Büşra'yı da bu halde bırakmayacağım. Sen bu çıkma işine iyi alışın Kadir. Günaydın. Var mı haber? Var. Senden sonra bir sordum, soruşturdum. Bir süredir iyice dağıtmış, haberimiz yok. Şu anda bir şey söylemiyor ki. Neredeymiş? Göreceğim birazdan. Hadi arkadaşlar, iyi sabahlar. Kapatıyoruz.
Git şunu hayırla. Muhammed. Şş, otur oğlum. Şunu. 40 yılın başı geldim abi vallahi. Yoksa ben... Biliyorsun yani ne acılar çektiğim abi. Ne acısı çekiyorsun abi? Söyle bilelim. Abi vücudumun acısı ayrı, ruhumun acısı ayrı. Uzatma. Ben buraya seni dinlemeye gelmedim. Bugün ben izlemeye geldim. Seninle ben konuşmayacağım. Kadir konuşacak. Otur oğlum, otur. Temas yok. Onun için buradayım ben zaten. Kadir sen de az geri git. En baştan başlayacağım. Sen benim kardeşimi hırpaladın mı? Hırpaladın. Ben senden hesap sormaya geldim. Bir de benim kardeşime, bunun yumurtası çürük, bunun çocuğu olmuyor dedin mi? Dedin. Beni delirttin mi? Delirttin. Ben seni bıçakladım mı? Bıçakladım. Şikayetini çekecektin. Babamın zoruyla tuttun mu? Tuttum. Ben hapse girdim. Şimdi sen... 4 yıldır... hala... benim yumurtası çürük dediğin kardeşimle aynı evde oturuyorsun. Bundan hiçbir soru değildi. Soru şimdi geldi bak. Sen niye boşamadın lan benim kardeşime? Konuş oğlum. Bir şey yapmayacak sana, merak etme. Sen benim neler çektiğimi biliyor musun? Ne ağrılar, ne acılar. Bak buram ayrı, bacağım ayrı. Yağmurlu havalarda hala nefesim tıkanıyor, hala sızlıyor. Abi ben kendim yetişip merhem süremiyorum. Buradakilere sürdür oğlum sen de o zaman. Çıkmıyormuşsun nasılsa buradan. Abi öyle değil, yemin ederim. Kederimden yani. Benim kardeşimi salacaksın Ahmet. Allah canım alsın seni, burada kuşa yem ederim. Sazlı Dağ'ın tepesinde kemiklerini bulamazlar. Ha, buraya yazdım. Anladın mı? Annemlere niye gitmedin? İş vardı abi. Bayram mı bugün kızım? Ne işte, sıkışmayalım diye bayramdan sonra. Babamı bekliyorum bir de. Çalışanlarla bayramlaşılacak falan. Ahmet uzun bir yolculuğa çıktı az önce. Biz yolculadık Servet abinle. Gayet sağlıklı, merak etme. Bir daha gelmeyecek. Bizim avukata vekaletname yaptırıp gönderecek. Sana da bir avukat bulacağız. Salim'e. İster dön, ister kendi evinde otur. Orası senin bileceğin iş. Ama artık Ahmet yok. Sevinirsin sanmıştım. Diyecekler ki şimdi beceremedi. Bir evi çekip çeviremedi. Dışarıdan ne derlerse desinler tıka kulaklarını. Dışarıdan demeyecekler ki abi. Annem diyecek. Dışarıya zaten çürük yumurtayım ya ben. Ne yaşadığımı bir ben biliyorum. Babamın evinden çıktığım günkü Büşra'yım ben hala.
Cezaevinde bir abimiz kanserdi. Onun çok güzel bir sözü vardı. Bu illet olmadan uyandığım her gün yeni bir gün Kadir derdi. Öyle bakacağız bir şu. Her gün yeni bir düğüm çözeceğiz. Hepsini aynı anda çözmeye kalkarsak oho. Sen nasıl? Babama anlat meseleyi. Nasıl anlatacağım peki? Şehir dışında iş çıktı diyeceksin. Ben sizde kalsam olur mu bir zaman diyeceksin. Sonra zaten Ahmet boşanma kağıtlarını gönderecek. O zamana kadar ben de çıkmış olurum. Hallederiz. Var mı başka bir şey? Sağ ol abi. Sen sağ olasın. Sen sağ ol, salim ol diye bütün çaba. Öldü mü? Kim? Cezaevindeki abi. Kanserdi dediğin. Yo. Sanki ölmüş gibi konuştun da. Ey Allah'ım Büşra ya. Ölmedi, tahliye oldu. Memlekete döndü, ailesine. İyi bari. Abi bir dur. Yok yok, almam, almam. Ya yalvartma beni. Al dursun, lazım olur, gözünü seveyim. Sağ olasın. Sağ ol. Nereye oğlum? Ya geri döneceğim cezaevine. Lan bin. Allah Allah. İki gün üst üste şımarırım bak. Bir sürü şey olabilir. En kötüsünü söyleyeyim, beyninde tümör olabilir. İnadı bırak. Gel bir bakalım Emin. Ne düşünüyor? Havuç gibi çok güzel rengi olan bir sebze. Ne diye toprağın altında yetişir ki? Hiç bilmiyorum. Ne diye? Ben de bilmiyorum. Ama babamı düşünmek yerine bunu düşünüyorum bu aralar. Bayramımız mübarek olsun Emine. Senin de sağ ol evladım, sağ ol. Allah razı olsun, teşekkür ederim. Senden de, senin de sağ olasın. Bayramınız mübarek olsun. Senin de, senin de bana. Çok teşekkür ederim. Hadi bakalım. Baba. Ahmet. İlçe ilçe gezecekmiş de bir zaman. Pazarlamaya onu vermişler. Ha, iyi, ne güzel işte. Şehir dışında olacaklarmış da ben de dedim size mi gelsem? Tabii, tabii gel bizde kal kızım. Oturma tek başına. Ben namaza çıkayım, başka bir şey yoksa. Yok baba. İyi. Emin amcacığım. Aa, Cansu, Cansu nasılsın kızım? Hayırlı bayramlar. Sana da, sana da sağ olasın, sana da bak, bak. Anasını babasını görmeye gelmiş kalkıp İstanbullarda. Ne güzel. Ne güzel, evet. Seni sordum. Dediler dükkanda. Kızım sen bayramda da mı çalışıyorsun? Ne yapayım, kafam dağılıyor. Anlat. Ne var ne yok. İstanbul'da hayat nasıl? Nasıl gidiyor? Ay vallahi çok güzel ya. Bir kere rahatsın. Öyle eve kaçta girdin, kaçta çıktın derdin yok. Koskocaman şehir. Kimse kimseyi tanımaz etmez. Yani burada öksürsen milletin haberi oluyor hemen. Öyle. Bir de bir çocukla tanıştım şimdi. Buluşuyoruz arada. Yani hoş çocuk ama ne bileyim işte öyle gönlüm yok yani. Boşluktan. Boşluktan ne demek? Ya arada konuşma hoşuma gidiyor işte. Öyle canım sıkılınca arıyorum. Çok uzatırsa işim çıktı falan deyip sallıyorum. Hoş geldin Cansu. Merhaba.
Cansu olmaz öyle tek başına. Abla diyeceksin. 2 yaş var aramızda, o kadar da değil. Neyse, ben burayı bitireyim. Kadircan seni bize götürsün, oldu mu? Olur, götürürüm. İyi olur. Gidelim o zaman. Canım çok kolay gelsin. Görüşürüz. Sağ ol abi. Hadi dön de işimize bakalım artık. Gerçekten mi ya? Ne var oğlum? Bunca şeyden sonra hiçbir şey olmamış gibi davranabiliyorsunuz ya. Bayılıyorum size. Günlerdir konuşulan Çisem Saruhanlı'nın düğünü büyük bir trajediye dönüştü. Mehmet Ali Saruhanlı, İzel Saruhanlı, Çisem Saruhanlı ve diğer aile fertlerinin içinde olduğu uçağın düştüğü aktarıldı. Boeing ailesi inişe geçtiği sırada radardan çıkan uçaktan kurtulan olmadığı bildiriliyor. Mehmet Ali Saruhanlı'nın torunu Çisem Saruhanlı'nın düğünü için Buenos Aires'e giden Saruhanlı ailesi feci bir uçak kazası geçirdi. Düşen uçaktan henüz kurtulan olmadığı bildirildi. Türk yetkililerin de dahil olduğu arama kurtarma çalışmaları ise tüm hızıyla sürüyor. Her geçen saniye ise umutlar tükeniyor. Baban nerede? Odasındaydı. Git bir baksana. Ne oldu ki abi? Sen git bir bak. Bekliyorum, kapatmıyorum. Baba. Gelme kızım. Baba iyi misin? İyiyim, yok bir şey. Odasında abi ama açmadı. Tamam, sen yanından ayrılma. Abi ne oluyor, söylesene. Sen ayrılma yanından, arada yokla. Hüsra sen git kızım. Baba kalayım. Şu eve git. Emredersin baba.
Bizi niye terk ettin Emin? Bıçak, bıçak. Bıçak. Bıçak iç. Pense. Lokma anahtarı. Pense, yan keski. Her şey sırayla. Her şey sırayla. Kadir, ziyaretçin var. Kim? Baban. Sen buranın yolunu bilir miydin? Konuşmadın değil mi? Açmadın ağzını, söylemedin kimseye. Hayır. Tamam. Söyleme. Kimse bilmeyecek. Demek için mi geldin 4 yıl sonra? Hemen. Bunu demek için geldim. Tomografi çekmemiz lazım. İstemezsen uğraşma onu bırak. Başka testler var dedim. Emin. 32'den geriye doğru sayar mısın? Neden? Hadi başla. 32. 31. 30. 20. 29, 28, 27, 22, 27. Şu kartların renkleri bana söylüyorsun. Yeşil. Mavi. Sarı. Kırmızı. Sarı. Kırmızı. Yeşil. Üste gördüğün fotoğrafı aşağıya eşleştir bana. Test sonuçları çıkınca seni arayacağım Emin. Bak bir daha düşün şu tomografi işini. Eğer çekersek çok daha net söylerim neyin var ne... Yok istemez. Yeter bu kadar. Sen? Güneş tutulması baba.
Bekliyorduk ya kaç gündür. Yok, beklemiyorduk. Bugündü değil mi o? Aman annem dik dik bakma. Gözüne bir şey olmasın maazallah. Tamam anne ya. Abimde güneş gözlükleri vardı. Onunla bakacağım. Al. Abi telefonla ver, fotoğraf çekeceğim. Kurcalama ama. Tamam abi. Daha fazla bakmasak mı? Uğursuzluk falan olur maazallah. Anne uğursuzlukla ne alakası var Allah aşkına ya? Eskiler öyle derler evladım. Yani böyle zamanlardan sonra böyle depremdir, seldir, Allah saklasın felaketler olur. Amme hurafe onlar, inanma ya. Onlar da Allah'ın işi, bu da Allah'ın işi. Allah'ım sen bizim yüzümüze eğilmeler. Aa, herkes sıraya. Biz ne yapacağız burada, böyle bekleyecek miyiz? Bekleyeceğiz. İhtiyaç duyulduğunda çağırırız. Ya çağırmazlarsa bak. Çağırırız. Dur, terlik sorup durmayın ya. Burada, burada verecek, verecek kardeşim sana. Yusuf emine de giydirirsiniz. Hadi bak. Sen ne diyeceksin oğluna? Ha ne diyeceksin? Biz seni bıraktık gittik mi diyeceksin? Ha? Biz bu aile hepimiz İstanbul'a geldik mi diyeceksin? Ne diyeceksin? Açma. Ne demek açma? Ben açacağım tabii, olur mu öyle şey? Açma. Açacağım. Ne var? Baba neredesiniz? Evde kimse yok. Biz yokuz, gittik. Ne oldu, bir şey mi oldu? Allah korusun, bir sıkıntı mı var? Hiç şey yok, herkes iyi çok şükür. Neredesiniz? Hep beraber nereye gittiniz? İstanbul'a geldik temelli. Ben sana haber verdirtmedim. Anamdan arattırmadım. Kimse de benim sözümü çiğneyip geçmedi. Çünkü benim evlatlarım benim sözümden çıkmaz. Beni ezip geçmez. Senin kafanda başka bir aile vardı ya. Ha, şimdi git kur o aileyi, geç başına. Kararları sen ver, son sözü sen söyle. Anladın mı? Ben senin yüzünden 4 yıl hapis yattım baba. Şimdi bana git kendi aileni koru mu diyorsun? Sen benim yüzümden falan yatmadın. Sen kendi hatan yüzünden yattın. Ben kardeşimi... Boşuna uğraşma. Nefesini de yorma. Al sana koskoca apartman. Tepe tepe kullan. Hadi, hadi eyvallah. Siz de bakmayın öyle boş boş. Gidin eşyalarınızı alın, bir şey yapın. Kadir öylece kala kalmıştı bahçede. Annesi bir yana, Büşra bile arayıp da gidiyoruz dememişti. Gerçi nasıl arasın, nasıl desin emin varken başlarında. O yüzden gönül koymamıştı Kadir ikisine de. Bir süre öylece durdu bahçede. Neden sonra kendine geldiğinde artık boş bir kabuktan farkı olmayan aile apartmanına girdi. İçinden bir ses, bir daha hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını söylüyordu. Oğlum, gözümün nuru. Annem, ağlama, gözünü seveyim. Ben seni arayacaktım, sana haber verecektim ama... Üzme kendini. Hem bak ne güzel işte. Bütün apartman bana kaldı. Sizin mutfakta yumurta yaparım. Binurum mutfağında tabakları, tavayı falan yıkarım. Oradan Şahika'ya geçerim, kahve yaparım kendime. Münevver'e geçerim, kahvemi içerim. Bak,
deli deli şeyler. Ben halledeceğim, tamam mı? Sen sabırlı ol, halledeceğim. Yok annem, halletme. Hiç gerek yok. Babam haklı. Benim kendime yeni bir hayat kurmam lazım. Olmaz öyle şey. Olur olur. Çok da güzel olur. Belki daha iyi olur hatta. Her gün örgü, her gün kavga gürültü. Sen de arada kalmazsın artık. Herkes için daha iyi olur. Öperim ellerinden. Astığım astık, kestiğim kestik. Bana en çok ne koydu biliyor musun abi? Kafanda başka bir aile var ya, git kendi aileni kur. Başına geç. Ne istiyorsan onu yap dedi. Ben kuruyordum o aileyi. Biliyorum. Sırf o istemedi de nelerden vazgeçtim. Neyse. Peki ne yapacaksın, ne var aklında? Hayatımda ilk kez babamı dinleyeceğim. Vallahi mi? Nasıl geldi babam yıllar önce buralara? Kalktı Saruhanlı'dan, Ödemiş'e geldi. Kendi ailesini kurdu. Ben de aynısını yapacağım. Sen babanın Saruhanlı'dan geldiğini biliyor muydun? Evet abi. De sen nereden? Sana daha önce bahsetmedim hiç. Buraya ilk geldiğinde, yani Ödemiş'e diyorum, tanıdığı falan yoktu. Öyle tığ tıpır şahı nereden çıkmış gelmiş. Bizim millet meraklı tabii soruyor ediyor. Kim bu adam, neyin nesi, kimin fesi? Bizim buranın insanı meraklıdır bilirsin. Doğrudur. Sonra bayağı bir arkadaşlığımız, dostumuz oldu. Hiç haberim yoktu. Babam zaten tek kelime etmez de. Sen niye etmedin diyecek olursan, bizim de hatalarımız oldu tabii. Olmadı değil. Alkole bulaştık. Olmayacak işler peşine düştük işte. Neyse estek köstek. Evdi, arabaydı. Ne varsa gitti elimizden. Yapma abi ya. Ya bayağı bir geçmişi var bu işin. Biz öyle bir anda düşmedik oğlum bu dükkana. Kalmadık bir başımıza. Babanın gençliğine o kadar benziyorsun ki. Duydu inanma. Sen anladın beni. Ben asıl sana şeyi soracağım abi. Neden? Ne neden? Neden çıkmış Saruhanlı'dan? Neden gelmiş Ödemiş'e? Neden bunca sene Mehmet Ali Saruhanlı'dan kimseye bahsetmemiş? Bir gün anlatır sana. Bana? Sana tabii. Servetle Yaşar anlatacak hali yok ya. Büşra'ya zaten hiç anlatmaz. Sana. Hiç sanmam. Bunca zaman anlatmamış, bundan sonra hiç anlatmaz abi. Hiç o kadar emin olma. Zaten benim hayat düsturum bu. Bu kadar emin olmamak. Serseri. Hadi Miraç'cığım tut sen de. Bravo. Hadi aferin. Bakalım. Dünyanın en güzel sonu. Çık 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 çık. Aman dikkat Ali. Çık 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 çık. Geliyorum ben de.
Bekle orada. Gelirim. Ödemiş diyorsan ona da tamam. Senin yanımda olduktan sonra ha İzmir ha Ödemiş ne fark eder Kadir? Her şey harika olacak demiyorum sana. Yani hiçbir sorun çıkmayacak, tüm hayatımız mükemmel olacak demiyorum. Değil mi zaten? Söz verme bana çünkü bu hayatta başıma ne geldiyse tutulmayan sözlerden geldi. Böyle güzel. İyiyiz böyle. Hem benim fazlasında da gözüm yok zaten. Birlikte olalım, iyi olalım bana yeter de artık. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar yavrum. Saat kaç? Saat 10:05 var. 10:05 var baba. Ben de onu diyorum zaten. 5 dakikayla kurtardım. Bir mesele var. Konuşalım istiyorum. Benim bir süredir görüştüğüm biri var. Bir süredir derken 4 yıl oldu. Okulda tanıştık, İzmir'de. Bitirdi o da şimdi. Öğretmen oldu, anaokulu öğretmeni. Çok iyi bir kız. Adı da Sevil. Burada yaşamayı da kabul etti. Hep beraber.
getirip tanıştırayım istiyorum. Adını koyalım diyoruz. Ödemiş'ten mi? İzmir'den anne. Ne zaman getireyim babayın lafmaya? Sen bana sordun mu? Senin aklında ne var baba dedin mi hiç? Yine kendi başına işler yapmışsın. Benim aklımda Burhan'ın büyük kızı Ayşegül var. Baba yapma. Hala da o var. Asla evlenmem Ayşegül'le. Ben söyleyeceğimi söyledim. İlk ve son sözümdür. Baba bir dur, bir konuşalım. Bir konuşalım Allah aşkına baba. Annem sen bir konuşsan babamla, bir kestirip atmasa da bir dinlese ya. Bugün senin en sevdiğin yemekler var biliyor musun? Karnıyarık var, pilav var. Kızlara söylerim bir de yanına cacık yaparlar. He? Kübra! Kübra! Ben en kötüsüne de hazırlamıştım zaten kendimi. Deme öyle, hiç tanımıyorlar ki seni, bir tanısalar. Tanısalar da bir şey değişmeyecek Kadir, biliyorsun. Hayır demiş mi biliyorsun. Ben ne yapıp edip... Alırsın beni. Evleniriz sonra. Huzurumuz yok. Kavgasız, gürültüsüz bir günümüz yok. Tamam bizim birbirimizle bir derdimiz yok ama onların derdiyle dolup taşıyacağız. Taştıkça kavga edeceğiz, küseceğiz, uzaklaşacağız. Ben senden asla uzaklaşmam. Deme. Deme, asla deme. Kendini onların yerine koy. Babanın yerine koy. Belki yıllar sonra sen de aynısın. Asla. Ne dedim ben şimdi sana? Senden vazgeçmeyeceğim Sevin. İstediklerini yapsınlar, söylesinler. İsterlerse kapıyı kapasınlar yüzüm. Tamam. Tamam. Sen nasıl diyorsan öyle olsun. Baba ben dıda. Sallıyorum. Baba ben dıda. Aferin. Tamam bak çağır bizi. İyi misin? İyiyim. Sen nasılsın? Neye bakıyorsun? Şu karşıda kızını sallayan abi var ya. Hı. Onun yerinde ben olabilirdim. Olsana. Eyvallah. Nasıl buldun beni? Betül'le Fahiye'ye sordum. Alacağı olsun Betül'ün de. Yok olmasın, o konuşmadı hiç. Nuh dedi, peygamber demedi. Rahat bırak kızı dedi. Çok acı çekti senin yüzünden dedi. Boşu boşuna gidip karşısına çıkman... ne anlatırsan anlat fayda etmeyecek dedi. Sen onu terk ettin, o da kapılarını kapattı sana.
Yapma. Burada olmaz, tamam? Yeni müdüre zaten bana kafayı taktı, bir de böyle ağlayarak içeri giremeyeceğim. Dün sabah niye geç geldin diye kızdı bana koskoca kadın, azarladı beni biliyor musun? Artık evinde bir mutlu değilse, ondan böyle insanlar azarlıyorsa... Neyse, niye anlatıyorsam ben sana. Burada konuşmayalım yani. Yeri değil. Anne! Geliyorum kızım. Geliyorum. Hadi bakalım. Gidelim, tamam mı? Tamam. Adı ne? Üzüm. Gideyim ben. Beşte çıkıyoruz biz. Hapse girdiğini biliyorum. Ne sanıyordun hiç bilmiyorum. Ömrüm sonuna kadar ağlaya ağlaya camlarda kapılarda seni mi bekleyecektim yani? Yok, haklısın. Haklıyım tabii. Haklıyım tabii Kadir. Sen beni bırakınca... öyle bir anda yüzüstü bırakıp gidince... ondan yani. Biraz da ondan oldu biliyor musun? Ağlamanın, kendini evlere kapatmanın bir süresi var çünkü. Ağlıyorsun, uyuyamıyorsun. Hep hakkına geliyor yaşananlar. Sonra uyuyorsun. Uykuna da giriyor işin kötüsü, hiç kurtuluşun olmuyor yani. Sen şimdi bana sorarsan sevdin de mi evlendin? Hayır diyemem. Evet de diyemem ama. Öyle kırıldı ki benim gurur. Öyle hırpaladın ki beni. İyi hissetmek istedim, tamam mı? Değerli olduğumu hissetmek istedim. O yüzden tamam dedim. İyi dedim, madem verdi Kadir kararını, ben de vereyim. Kabul başta, intikam içinde. Senden intikam almak istedim. Şimdi düşünüyorum da komik. Gerçekten. Kendimi böyle saçma sapan bir evliliğin içine sokuyorum. Mutlu da olmuyorum. Nasıl alacaksam artık senden intikam böyle. O zamanlar öyle düşünüyordum işte. İyi bile hissettirmişti ilk zamanlar. Kız
kısa sürdü ama. Öyle aceleyle karar verince. Neyse. Olmadı yani, anlaşamadık biz. Hataydı zaten baştan. Ayrılmak istedim. Tam o sırada hamile olduğumu öğrendim. Anne, ben acıktım. Tamam, tamam bir tanem. Gel, ben sana hazırlayayım mutfakta bir şey. Gel. Bir sene sonra falan. Ayrıldıktan yani. Ancak o zaman seni sormaya cesaret edebildim. Fahiye mi? Hapiste deyince anladın beni neden terk ettiğini ama çok geç olmuştu artık. Bir dakika. Efendim abi. Kadir, burada bir şeyler oluyor. Haberin olsun oğlum. Ne demek abi o? Birileri geldi, mahallede sizi soruyorlar. Kimmiş abi, necilermiş? Vallahi bilmiyorum. Sizin aileyi soruyorlar. Yaşar kimdir? Şahide necidir? Sizin aileyi yani anlayacağım. Haberin olsun dedim. Eyvallah abi, ben şimdi İzmir'deyim. Biraz işim var, en geç yarın dönmüş olurum. Anlarız ne olur, ararım ben gelince. Tamam, gel bir selam ver, olur mu? Anneciğim, lütfen. Lütfen ya. Kızım ısrar etme, gideceğim. Anneciğim, benim hatırım için lütfen bir hoş geldin, der misin? Lütfen, hadi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Biz dışarı çıkalım. Olur. Ben geç gelirim anne, tamam. Beni beklemeyin. Siz yatın, olur? Kızım. Bak, burada yaşanan şeyden sonra bak hala neler yapıyorsun. Çok ayıp, tamam yeter ya. Yok bir şey, tamam. Sağ olun, çok sağ olun. Kısa bir aramız var, sonrasında tekrardan görüşmek üzere. Ne oldu? Ne çok gelirdik buraya. Kemal abi anahtarı bırakır giderdi. Sabahlara kadar. Ya şarkılar, mumlar, şiirler. Mekanı açık senden polis abilere hesap vermedi. Ya. Abim kapattık dükkanı. Vallahi temiz dükkanımız değil. Nereye uçar turnalar? Nereye gider gökyüzü? Alıp kanatlarına umutlarını geçmişim. Bir tane daha alır mısınız? Garson masa iyi, manzarayı değiştir. Sırası mı Mehtap'ın, Yıldız Yağmur'un? Bu gece yalnızım, onlar gelmeyecek. Safa bir yerindeyim umutsuzluğumun. Hava soğuk olmalı. Ağaçlar bütün duman. Eğer bulabilirsen ölü bir kar getir. Beyazlığı kalın bir su gibi uzayan. Bu gece yalnızım, onlar gelmeyecek. Vatan bu köhne şilepte ne işleri var? Atayım Leyla. Babanı öldürmektir mesele genç adam. İlla topla, tüfekle, bıçakla değil.
kafanın içinde diyorum. Öldürmezsen çünkü senin gömleklerini giymeye başlar. Senin pantolonunu çeker altına. Ayak numaranız aynı olmasa da senin bastığın toprağı senden önce o basar. Silemezsin ayak izlerini. Senden önce keşfettiği tüm coğrafyalarda geleceğinin bekçiliğini yapar. Çok güzelmiş. Kimindi bu? Bir önemi var mı? Ben buradan sonrasını yalnız gideyim. Peki. Bir an var Kadir hepimizin hayatında. Bir şeyler oldu oldu. Olmadıysa, geçtiyse o an. Ki geçti bizden. İsterse uçsun turnalar, isterse gitsin gökyüzü, alıp kanatlarına bulutlarını rüzgarın. İsterse uçsun turnalar, isterse gitsin gökyüzü, alıp kanatlarına bulutlarını rüzgarın. İsterse uçsun turnalar, isterse gitsin gökyüzü, alıp kanatlarına bulutlarını rüzgarın. İsterse uçsun turnalar, isterse gitsin gökyüzü, alıp kanatlarına Benim burada olmam yani kötü niyetli değil. Kusura bakmayın. Gideyim ben. Oğlum bir dur. Emin amca hoş geldin. Hoş bulduk. Bu Emin Bey değil mi?
Niye gelmiş ki? Selamun aleyküm Emin abi. Aleyküm. Nasılsınız? Sağ ol, hoş geldiniz. Selamun aleyküm Emin. Kaç zamandır yanına geleceğim. Sizden yardım isteyeceğim ama bir türlü isteyemedim. Buralardayım. İki yıldır işsizim Emin abi. Kimse de fırsat vermiyor. Evet, gel kardeşim tut şu işin ucundan demiyorum. Hallolur inşallah. Hallolur. Yardımcı olacaksın değil mi? Sonra konuşalım mı? Sonra dediğin ne zaman Emin abi? Buralardayım. Yardımcı olacaksın ama değil mi? Tabii. Size de yardımcı olsun Emin Bey. İnşallah inşallah. Cemal. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Çay demleniyor. Geç otur. Ziyaretine gitmişsin. Sen nereden? O benim dert orada. Senin yüzünden oğlumla oturup iki çift laf edemedik zaten bu yaşa kadar. Benim yüzümden. Ya ne? Öyle olsun. Senden başlayacağım. Sen gittikten sonra çok dağıldı Sevil. Fark etmedim sandı. Benim yanımda yüzü hep güldü. Ama sen onu bir de yalnızken görseydin. Bir başınayken. Benim evime gelsen de görsen. Hani duvarların dili olsa da konuşsa derler ya. Yalan yok. O yüzden kızgınım sana. Dün de öyle karşımda görünce birden. Ama sonra düşündüm. Bak oğlum, benim hayatta Sevil'den başka kimsem yok biliyorsun. Babası da daha çocukken çekti gitti. Şimdi de o kızıyla bir başına. Ben yanındayım. Elimden geleni yapıyorum. Yardım ediyorum ama... Sana çok güvenmişti. Çok. Senden sonra bir daha kimseye öyle... Sevmedi. Sevmedi. Kimseyi senin gibi sevmedi. Ya çok şükür tabii. Üzüm var. Allah ona uzun ömürler versin tabii ama. Amin. Gel oğlum oturalım şöyle. Oğlum, güven önemli meseledir. Birine sırtını yaslamak değil, sırt sırta verebilmek. Benim Sevil'i büyütürken böyle bir şansım olmadı. Şimdi kızımın da böyle... Yani böyle olmasın. Sana şunu söyleyeceğim Kadir. Hiçbir şey için geç değil oğlum. Tamam. Ben bilemedim. Bak kızım sana ne söyledi bilmiyorum. Sen beni dinle. Sevil'den sakın, sakın vazgeçme. Çünkü o senden hiç vazgeçmedi. İçten içe hiç vazgeçmedi. Anladın mı? Biz kendimize biraz fazla yüklendik tabii. Yok yoldu, yok toplantıydı, yok bilmem ne benim anlamadığım işler. Ben de daraldım attım kendimi buraya. Tanıdığım bildiğim yarıştıysa. Alzheimer çıktı bende. Kimseye söylemedim bir tek sana.
Onun için kimse bilmeyecek Kadir falan. Allah'tan yağdık. Allah'a döneceğiz. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. İmtihan dünyası bu hep. Doktora gittim. Dedi, bir süre sonra kendini bilmeyeceksin. Ama 3-5 yıl var dedi. O yüzden yoksa kimse çıkaramazdı beni ödemişten. Gittiğinizi duyunca şaşırdım da ben de zaten. Öyle, o da bir kapıdır. Onu da açmak lazım dedim. Ben gidince ailemi koruyacak kimse kalmayacak. En azından ben sağ olduğum sürede onların başındayım. Allah izin verir de kimseye yük olmadan göçüp gidersek ne hale olmazsa da bir çaresine bakılır zaten. Ben bunları sana anlatıyorum Cemal. Başkasından duymayacağımdan emin olduğum için. Unuttum bile hepsini. Sen öyle peşin hükümlü bir adam da değilsindir. Doğru. Zaten ben kimim ki seni yargılayacak? Doğru. Başıma gelen her şeyin sorumlusu sensin. Yaşar biliyorsun kendi başına bir karar vermiş değil bugüne kadar. Öteki de sen. Öteki de değil. Servet. İşte onun da aklı bir karış havada. Kadir Candan umudum vardı benim ama o daha yolun Canı başında. Canı at. Nasıl? Kadir de dur orada. Başlama yine. Senin bir tek Kadir'den umudun vardı. Şimdi doğruya doğru. Yok evde. Buralardaydı, uğradı. İyi bari. Sağlığı yerinde, onu soruyorsan. Onun dışında kızgın. Git aileni koru demişsin. Onun bildiği tek bir aile var. Hepinizi ayağınızdan tırnağınıza bilir anlatır. Sen bilmezsen onun bildiklerini o derecede. Bir başına kalmaya alışık değil. Hep sizinleydi. Okumaya gittiğinde de aklı buradaydı. Şimdi geride kalınca akıl vermek gibi olmasın ama ne Servet ne Yaşar emin. Kadir'in yanına bile yaklaşamazlar. Kadir'in zekası, sağduyusu. Çünkü onu ben yetiştirdim diyorsun. Ben öyle bir şey demedim. Dedin dedin. Öteki ikisini boş ver. Asıl Kadir dedin. Onu ben yetiştirdim dedin. Demedim. Evet. Bir dakika ben sana bir şey söyleyeyim Cemal Efendi. Kadir'in babası benim. Burada gelip seninle arada bir iki çift laf ediyorsa onun kendi bileceği iş. Ama o benim kanım benim canım. Anlaşıldı mı? Bu böyle biline. Hadi kal selametle. Çocuk gibisin Saruhan. Çocuk gibi.